Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, bir tarih sohbetlerinde daha sizlerle beraberiz. Dediğimiz gibi tarih sohbetlerimiz zatları şahsında tanımaya yönelik daha çok veya bir eseri zatında konuşmaya yönelik yapmış olduğumuz bir takım sohbetler çok önemli. Çünkü yani en azından kabri başına gidildiği zaman herhangi bir zatın, konuşmuş olduğumuz o tarihi şahsiyetin kabri başına gidildiği zaman kimdir, neler yapmıştır hayatı boyunca, en azından nerede doğmuştur, ailesi kimlerdir şeklinde bir bilgi teselsülü oluşsun için böyle bir sohbeti sizlerle beraber irad ediyoruz. Tarihi şuur insanda olmalı. En azından kendisinden önce yaşamış olan kimseleri tanıma ve kendisinden sonra çizgisini bu yönde belirlemeye yönelik bir şuur kazandırma noktasında bu programı sizlerle beraber gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugün konuşacağımız zat ise Çöl Kaplanı lakabıyla maruf Fahrettin Paşa. Tarihi itibariyle, şahsiyeti itibariyle Ömer Fahrettin Paşa 1868 yılında bugün Bulgaristan sınırları içerisinde bulunan Rusçuk kasabasında doğmuştur ki oraya aslen Karaman'dan gönderilmiş olan ailelerdendir. Fatih Sultan Mehmet'in o bölgeyi ilk olarak fethetmesine binaen bir takım iskan politikası gerçekleştirilmiş oluyor. Bu iskan politikası nedeniyle Anadolu'da nüfuzu fazla olan bir takım bölgelerden ve hakikaten dindarlığıyla meşhur olan, yani dini eğitimiyle meşhur olan bir takım ailelerden Rumeli topraklarına iskan politikası güderlerdi. Yani o aileleri alırlar, seçerler. Onları alır topyekün başka bir memlekete yerleştirirler. Oralarda İslamlaşsın, oralarda Müslüman bir coğrafya haline gelsin diye bir uğraş sergilerler. Onun ailesi de işte bu şekilde oraya yerleştirilmiş olduğu bir takım rivayetlerle sabit. Hatta annesi Fatma Adile Hanım meşhur Akıncılar Beyi Bali Bey'in soyundan geldiğine dair bir takım rivayetler söz konusudur. Yetişmesine de ayrı bir ehemmiyet veriliyor. Çünkü o dönem o coğrafya insanları kendilerine din-i mübini İslam'ı anlatma noktasında, din-i mübini İslam'ı karşı tarafa daha iyi hissettirebilme, yaşatabilme. Çünkü hakikaten öyledir. Daha önceki sohbetlerimizde bahsetmiştik belki. Ertuğrul Gazi Hazretleri Söğüt'e girdiği zaman, Söğüt'e gittiği zaman orada da aynı politikasını görmüş oluyoruz. Bakıyorsunuz ki gölün bir tarafında selam veriyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hepsi birazdan ve aleyküm selam ve rahmetullah diyor. Anlıyor ki şu an burada bulunan herkes Müslüman. Selamı İslam nazarı cihetiyle alıyorlar. Dolayısıyla hemen nehri geçiyor. Karşı tarafta bir selam daha veriyor. Bakıyor ki ses seda yok. Anlıyor karşı tarafta yaşayanlar gayrimüslim insanlar. Diyor ki obamızı, çadırlarımızı buraya kuracağız. İlk iskan politikalarından birisidir bu. Hakikaten çok önemli. Peki bu politika nereden güdülmüştür? Türklerin ilk olarak Müslüman olduğu zamandan malumunuz Kuteybe bin Müslim'in yapmış olduğu bir politikadır bu. İlk defa Maveraün Nehir fethine çıkıldığı zaman bir takım yerlere dediğimiz gibi Müslüman halk yerleştirildi. Neden? İslam en güzel yaşanarak anlatılır. Bir kimseye din-i mübini İslam'ı anlatırsınız. Yapabildiğiniz kadar aktarmaya gayret edersiniz. Fakat yani namazı anlat, 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 şöyle kılınır, şöyle faziletlidir, böyle sevaptır, lezzeti böyledir, namaz kılmanın zevki böyledir. Anlatırsınız, anlatırsınız. Karşı tarafta evet tesir meydana getirebilir. Çünkü sözde bir etkileyicilik vardır hakikaten. Sözde sihir vardır, bu bağlamda çok önemli. Ama halinizle beraber bir kere yaparsınız, mevzu tamamen değişir. Onun geçmesi daha bir farklı olur yani. Bu iskan politikasının temeli de odur. Müslümanlığı anlatmaktan ziyade zorla onlara İslam'ı telkin etmekten ziyade bizatihi onların bulunduğu yerde dip dibeyken hemen yan komşusu olduğun halde İslam'ı öyle bir yaşayacaksın ki senden hakikaten etkilenip Müslüman olacak. İşte komşu ilişkilerini tam bağlamıyla yaşama. Onun dışında dini mübini İslam'ın o temizliğini, o ahlakını yansıtma noktasında böyle aileleri bizatihi oraya yerleştirirlerdi. Kuteybe bin Müslim'den almış olduğu şeyle beraber. Ertuğrul Gazi'nin yaptığı budur. Ondan sonra da torunları olan Fatih Sultanlar, Murad-ı Hüdavendigarlar vesaire Osmanlı hükümdarlarında yaptığı hakikaten budur. İşte Fahrettin Paşa da bu şekilde iskan politikasıyla ailesinin oraya yerleştirilmiş olduğu zatlardan birisidir. Böyle bir aileye mensuptur yani. Dolayısıyla dini mübini İslam'ı yaşama noktasında bir zirveyi temsil eden ailelerdir bunlar. Anne ve babasının bu hassasiyeti çocukta da bir tezahürat meydana getirmiş. Ve Fahrettin Paşa, Ömer Fahrettin Paşa da çocukluğundan itibaren dini bütün bir Müslüman olarak yetişmiştir. Sadece bununla beraber değil, 1891'de
Harbiye Mektebi'ni birincilikle bitirmiştir ki bu hakikaten çok önemli bir şey. Çünkü hem zekasını hem kabiliyetini de ortaya sergilediği bir durumdur bu. Harbiye Mektebi o dönemde özellikle zor bir mekteptir. Ve orayı birincilikle bitirecek seviyeye gelebilmek, oraya çıkabilmek erken yaşta sivrilmesine de sebebiyet vermiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda 4. Ordu'ya bağlı 12. Kolordu komutanı olarak Musul'da hizmet vermiştir. Orada hakikaten yaptığı hizmetler takdire şayan. Çünkü hayatı boyunca dediğimiz gibi askerlik eğitimini vesaire alması cihetiyle de yapmış olduğu fiiliyat, aktiviteler. Çünkü babası da yine Osmanlı paşalarından birisidir. Babasına özenmesi vesilesiyle de bir askeriye yönelme söz konusudur. Ve oradaki dehasıyla, zekasıyla, her şeyle beraber sivrilmiş ve kısa zamanda ciddi makamlara getirilmiştir. 1916'da ise yine Cemal Paşa tarafından Hicaz bölgesine serdar atanmıştır. İşte Hicaz'la olan alakası ve ilişkisi buradan başlıyor. 1916 yılından itibaren öyle ki Hicaz coğrafyasında hem etnik olarak o insanların yaşama standartlarını, onun dışında o insanlarla yapılacak bir takım ilişkileri vesaire çok iyi değerlendirebiliyor. Lisan öğrenmesi noktasında da ciddi bir ilerleme söz konusu. Yani onların diline de hakim olabiliyor ve ona göre bir anlaşma söz konusu olabiliyor. Fakat malumunuz özellikle Osmanlı Devleti'nin 1918'de Mondros Mütarekesi ile beraber savaştan çekilmesi neticesinde 72 gün boyunca yine Medine-i Münevvere'yi savunmuştur. Bu ilginç bir hadisedir ki şöyle ifade edilebilir. Öncelikle Şerif Hüseyin isyanı diye bir hadise söz konusudur. Bu bahsi tabii daha sonraki programlarımızda sizlerle beraber detaylı bir şekilde konuşabiliriz. Yani esasen Şerif Hüseyin hakikaten hain miydi veya neydi ne değildi? Onun oradaki rolü neydi? Veya tam manasıyla bir Arap isyanı olarak lanse edilebilir mi? Bunlar farklı görüşlerdir dediğimiz gibi. O dönem kaynaklarını, bir takım hatıratları okumak burada çok daha fayda verebiliyor. Çünkü baktığınız zaman yapılan bu isyanı bütün bir Arap milletine yüklemek de yanlıştır açıkçası. Çünkü o dönemden itibaren Katar tamamıyla sadıklığını ve sıdkını muhafaza etmişti. Yemen hiçbir zaman isyana katılmamıştı. Kuşçubaşı Eşref vardır, meşhurdur. Teşkilat-ı Mahsusa'nın en önemli adamlarından birisiydi. Hatta kuşların şeyhi ismi verilirdi kendisine. O kadar iyi anlar istihbarat bağlamında işlerden. Ve Enver Paşa ile özel görüşmeleri vardır birçok kere. 100 bin altın göndermeye çalışıyorlar Yemen'e. Bakın çok önemli hadiselerdir bunlar. Sebep ne? Fahrettin Paşa orada yanlış. Savaş hemen hemen bitmiş. Mütareke imzalanmış ve imzalanacak tam o dönemlerde. Fahrettin Paşa yalnız ona destek verilebilmesi için Yemen'de ordu kurulmaya gidiliyor. Yani Yemen ekstra bir cepheyle savaş açılacak. Şimdi böyle bir hadiseye girişiliyor. Bizatihi Enver Paşa ile görüşmesi haliyle altınları teslim alıyor ve Yemen'e doğru gidiyor. Kuşçubaşı Eşref de dediğimiz gibi bir başka programımızda yine bahsetmiş olabiliriz. Onunla da alakalı çok geniş dediğimiz gibi hasbihal edebiliriz sizlerle. O kadar ilginç bir şahsiyettir ki Arapçayı bütün lehçeleriyle beraber bilen güzide insanlardan birisidir. Yani çok ilginç bir şahsiyettir. Dolayısıyla özel almış olduğu bu emirle beraber Yemen'e hareket ediyor ve orada maalesef dediğimiz gibi darbe üzerine Lawrence'in de yapmış olduğu bir takım baskılar nedeniyle hedefe ve amaca ulaşılamıyor. Dediğimiz gibi Fahrettin Paşa da tamamıyla başından sonuna kadar hedef çok ilginçtir. Medine-i Münevvere'yi katiyen teslim etmeyiz. Mekke maalesef elden çıkmıştı o dönemde. Fakat yani o dönem bile Osmanlı coğrafyasında veya efkar-ı umumiyede bütün dünya algısında, dünya Müslümanları algısında Kabe-i Muazzama Beytullah Allah'ın evidir. Aynı Ebrehe'nin orduları gibi orası yine muhafaza olunur, kendisini muhafaza eder ama Medine-i Münevvere Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim namusumuzdur. Biz oraya katiyen bunları sokmamamız lazım. Böyle bir algı ve zihniyet söz konusuydu. Medine savunmasında o 72 günlük süreçte dahi baktığınız zaman Fahrettin Paşa'dan tutun. Ordunun bütün üst rütbelilerinden alt rütbelilerine hatta erlerine kadar. En okumuş aydınından en cahiline kadar hepsinin tek bir gayesi vardı. Orduyla artık irtibat kesildi. Mondros imzalanmış. Yardım imkansız gelmeyecek artık o durumdalar. Ne olursa olsun Medine-i Münevvere'yi savunabildiğimiz kadar savunacağız. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam burada. Biz onu burada yalnız bırakamayız, onu düşmana terk edemeyiz. Bu zihniyet vardı hepsinde. Topyekun. Dolayısıyla Fahrettin Paşa da hatta öyle bir şahsiyet ki oraya gittiği zaman bakıyorsunuz artık asker zaman zaman yılabiliyor. Yani zaman zaman çünkü düşünün tecihizat yok. Adam akıllı böyle bir hazırlık söz konusu değil. Silah vesaire mühimmat gelemiyor. Çünkü orduyla irtibatınız kesilmiş yaklaşık 2 ay süre zarfı içerisinde. Hatta 3 aylık bir süredir hemen hemen. Onlarla irtibatınız kesilmiş dışarısıyla.
Dolayısıyla erzak ihtimali yok. Erzak elde edemiyorsunuz. Bir savunma halindesiniz. Dışarıla tamamen irtibatınız kesilmiş. Su kıtlığı dahi çekiliyor ki Medine gibi bir bölgedir hakikaten sıkıntılı. Özellikle içerisinde bulundukları zaman itibariyle en soğuk zamandır. Düşünün ki yani bazen hatta geçen umremizde denk geldiğimiz bir soğuk vardı ki yani inanılmaz derecede. Medine'nin hakikaten öyle sert havası vardır. Dolayısıyla kendileri de geceli gündüzlü savunmaya devam etmek suretiyle orada ciddi bir başarı elde etmişler. Ciddi bir tavır sergilemişlerdir ki Fahrettin Paşa özellikle kendisine yapılan bir takım telkinler vesilesiyle hem İstanbul'a hem dediğimiz gibi daha sonralarda Ankara hükümetine dahi vermiş olduğu arziyelerde yani nasıl benden böyle bir şey isterler ki ben kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi elimde hala kılıcım dahi varken nasıl savunamam da terk eder giderim yani. Bu ifadeler hakikaten ciddi bir şuurun, ciddi bir iman selametinin ve kuvvetinin alametlerinden birisidir. Tabi bazı noktalarda insanın ameli bazda hataları olabiliyor. Bazı okumalarda veya bazı şeylerde Fahrettin Paşa ile alakalı da bu tip şeyler söz konusu olabiliyor. Yapmış olduğu bir takım sıkıntılar meydana gelebiliyor, yansıtılabiliyor. Fakat dediğimiz gibi bir kimse ömrü bazında değerlendirildiği zaman hayrı hasenatı seyyiatına daha ziyade ise onu o şekilde konuşmak daha bir faide verici olabiliyor. Çünkü insanın yapmış olduğu şahsi bir takım hatalar yine dediğimiz gibi yani tevbe istiğfarla beraber bilinmeyen bir şekilde yine af ve mağfiret olunabiliyor yani Allah-u Teala tarafından. Eğer umuma haiz bir hadise değilse. İşte bir insanın şahsi işlemiş olduğu günahlar gibi. Ama umumen yapmış olduğu hadiseler vardır ki bunlar hakikaten farklı. Yani bir kul hakkı gibi bir vesaire. Fahrettin Paşa'nın hayatını incelediğimizde de böyle bir şey katiyen görmüyoruz. Sadece bir dönem kendisinin de İttihat ve Terakkici olduğuna dair bir takım rivayetler ve söylentiler var. Fakat bunda da hemen hemen yani böyle bir kesin görüş söz konusu değil. Çünkü Şerif Hüseyin'in hatıratlarına baktığınız zaman bizatihi kendi ifadelerinde vardır ki Şerif Hüseyin diyor ki ya ben Osmanlı İmparatorluğu'na sadık bir insanım. Ben imparatorluğumuza ihanet edecek bir insan değilim normalde. Fakat bu İttihat ve Terakki'nin başa geçmesinden sonra beni bu hale getirdiler. Öyle ya, Enver Paşalar, Cemal Paşalar bunlar öyle ilginç bir siyaset uyguladılar ki bir kere tecrübesizlerdi ve aşırı milliyetçi bir tavır sergilediler. Yani düşünün ki Osmanlı coğrafyasında, topraklarda topyekün herkes, Arabı, Kürdü, Acemi, Lazı, Çerkezi kim varsa Arnavut'u herkes resmi yazışmaları Türkçe yapacak. Yani bunu bir zorunlu hale getirdiler. Halbuki o zamana kadar böyle bir şey söz konusu değildi. İnsanlar dillerine göre, ırklarına göre, etnik kimliklerine göre hareket edebiliyorlardı rahat bir şekilde. Özerk yönetimler vardı. Kendi kendilerini idare etmeye yönelik bir takım imtiyazlar verilmişti onlara. 600 yıl boyunca bu şekilde hüküm sürülen topraklarda bir anda böyle bir yenileme ve tebdilata gidilince insanlar bir dakika dedi. Yani hani ne oldu da? Yani size karşı yaptığımız bir sıkıntı mı vardı? Yıllardır Filistin cephesinde mesela Arapların çok ciddi savunması ve müdafası vardır. Bu unutulmamalı. Onun dışında Yemen hiç isyan etmedi misal bize. Oraya bakmak lazım. Katar hiç isyan etmemiştir Osmanlı İmparatorluğu'na. Buna da bakmak lazım. Dolayısıyla Arapların bunca yıldır yapmış olduğu hizmetler göz önünde bulunduğu zaman bir kere isyan yoktur. Yani dediğimiz gibi Suud ailesinin isyanına ayrı bir yani Arap isyanı bazında veya kabile kabile değerlendirilecek şekilde bunlar ayrı bir videoda sizlerle beraber konuşulabilir ama özellikle o dönem yani Şerif Hüseyin'in böyle bir hadiseye karışması, girişmesi noktasında kendisinin benim asıl kızdığım, asıl baş kaldırdığım Enver ve onun taifesidir, İttihat ve Terakki'dir. Çünkü saltanatın hükmü kalmamış. Yani Mehmet Reşat Han Hazretleri artık karışmıyor. Sultan Hamit Han Hazretleri tahttan indirilmiş. Dolayısıyla devletin de geleceği sıkıntıda bakıyorsunuz. Yani bu devlet çökerse, bu devlet yıkılırsa biz ne yapacağız endişesine düşmeye başladılar artık bir takım küçük devletçikler veya kavimler diyeyim. Dolayısıyla böyle bir isyana karışmış oldu. Tabii ki tasvip etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Ama yapmış olduğu isyanın topyekün bir işte Türk milletine veya bir imparatorluğa değil de İttihat ve Terakkicilerin artık oyuncağı olmuş bir devlete yapmış olduğum bir isyandır demesi biraz daha ortamı özetliyor. Şimdi buradan da anlıyoruz ki İttihat ve Terakki'ye karşı olan bir zat, tabii burada savunan da bir paşayı görüyoruz. İkisinin böyle bir
mevzuda bir araya gelmesi, İngilizlerin özellikle ortalığı karıştırması çok önemlidir. Çünkü İngilizlerin bir politikası vardır, girer, iki tarafı birbirine düşürür, çekilir, izler yani. Aynısını işte Medine müdafasında da, Hicaz bölgesinde de yapmıştı. Bunu engelleyecek olan hemen hemen tek çıkar yolu, tek kuvvet gözüken Yemen cephesinin açılması maalesef başarılı olamadı. Eğer olsaydı tamamen Süveyş kanalını kitleme politikasına gidilecekti ki bu hakikaten oralardaki coğrafyayı tamamıyla değiştirecek bir hamleydi. Fakat Kuşçubaşı Eşref'in bunu maalesef yerine getirememesi Fahrettin Paşa'ya yardımın gitmemesine vesile oldu. Ve neticede iki ayı geçen bir süre zarfı içerisinde yani 2 yıl 7 ay boyunca savunulan Medine-i Münevveri'nin maalesef elden gitmesine, Medine-i Münevveri'nin terk edilmesine vesile oldu. Tabii ki bu arada bir de Fahrettin Paşa'nın yapmış olduğu bir hayır vardır ki geçtiğimiz yıllarda malumunuz bununla alakalı bir takım sıkıntılar meydana geldi. Yani bir yerin hariciye nazırı konumunda olan, yani Dışişleri Bakanlığı konumunda olan bir zat çıkıp işte Fahrettin Paşa hırsızlık etmiştir, o kadar mukaddes emaneti Medine'den kaçırmıştır şeklinde ifade etmiştir. Fakat bunu tabii ki doğru görmüyoruz. Çünkü Sürre Alayı diye bir hadise vardır Osmanlılarda, Sürre Alayı. Bu Sürre Alayı nedir? Hac kafilesidir aslında bu. Her yıl Ramazan'da yola çıkar, hacca yetişir oraya. Bütün Anadolu coğrafyasını gezerdi bu. İnsanlar sadakalarını, zekatlarını bu Sürre Alayı'na emanet ederler. Onun dışında hacca gidecek olanlar bu Sürre Alayı'na katılır hac kervanından. Hacca giderler. Çünkü bir tren yolu vesaire gibi bir şey söz konusu değil o dönemde. Uzun yıllar böyle bir şey söz konusu değildir. Sultan Hamit dönemine kadar hemen hemen. Dolayısıyla develerle beraber bu Sürre Alayı giderdi. İşte bu Sürre Alayı ile beraber giden 3 önemli unsur vardı. Bu hakikaten çok önemli. Bunlardan bir tanesi özellikle Sürre diye zaten ismini de almış olduğu keselerdir. İşte bu para keseleridir. Yani sadakalar, zekatlar oradaki insanlara dağıtılmak suretiyle hem devlet bütçesinden hem şahsi hazinelerden verilen ikramlardı bunlar. Bir diğeri Kabe-i Muazzama'nın örtüleri ve Medine-i Münevvere'de Efendimiz Aleyhisselam'ın Hücre-i Saadet'inin örtüleri. Bunlar da İstanbul'dan hareket ederlerdi. Özellikle Sultan Ahmet'ten sonra İstanbul'dan hareket ederlerdi. İkinci giden emanetler de bunlardır. Üçüncü giden emanetler ise bir takım mücevherat. Hakikaten çok önemlidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda sultanın oraya gitmesi mümkün olmaması hasebiyle sultanın sarığına taktığı hörgüç dahi yani küçük bir böyle tüylerin asılı olduğu bir iğne vazifesi de gören bir şey vardır. Yani böyle bir tığ vardır. Bugün Türk İslam Eserleri Müzesi'nde birkaç benzerini görebilirsiniz. Onu özellikle Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımı Ayşe Valide veya kızı Fatıma Valide'nin kabrine koymak üzere bir takım emanetler götürülürdü. Mesela bunlardan bir tanesi Kevkebi Dürri elmasıdır. Sultan 1. Ahmet tahta çıktığı zaman bu elması babasını yüzüğü olarak kendisine takdim ediyorlar. Alıyor, 47 karat pırlantadır bu normalde, elmastır. Alıyor, yüzüğü takıyor. Diyor ki ben ki cümle memaliki Ali Osman'ın sahibiyim. Fakat benim sahibim Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu yüzük benden çok benim sahibime yaraşır diye çıkartıyor. Saray kuyumcu başısına veriyor. Ve diyor ki bunu bir altın plaka üzerine mıhlayasınız. Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek kabri şerifine benden hediye götüresiniz. Üzerine de yazıyor. Sultan Ahmet'e şefaat eyle ya Resulallah diye. Böyle bir hediyedir o. Şimdi bunlar dediğimiz gibi oraya sunulan zaten Osmanlı coğrafyasının oraya sunulan hediyeleridir. Fakat eğer Fahrettin Paşa onları oradan almasaydı maalesef bugün orada bulunmayacaktı onlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın kabri başında değil, bugün British Museum dediğimiz yerde sergilenecekti. Öyle ya, İngilizler yıllardır bütün bünyelerinde bulunan müzeleri Türk İslam coğrafyasından çalarak meydana getirmişlerdir. Hakikaten böyledir. Onun dışında Almanya'da bir takım müzelere bakınız. Bizim coğrafyamızdan götürülen yığınla emanetle doldur. Bugün insaf nazarıyla soruyorum, Edirne Selimiye Camii'nin çinileri nerede? Çalınmış ve Avrupa'da müzede sergileniyor bugün. Onun dışında dediğimiz gibi Cizre Ulu Cami kapısı, kapıyı komple sökmüş götürmüşler ve müzelerinde sergiliyorlar utanmadan. Yani Avrupa müzelerini gezin, Türk İslam coğrafyasından çalınan yığınla eser vardır. Bugün bizim Ulu Cami'mizin kapı tığından tutun neler neler hepsi orada Avrupa'daki müzelerde sergileniyor. Onların işte karın ağrısı buydu. Efendimiz Aleyhisselam'ın emanetleri sağa sola saçılsın, Hristiyan müzelerinde sergilensin, onu istiyorlardı onlar. Dolayısıyla bu lafları o yüzden ediyorlar. Çünkü hatırlayın Kabe-i Muazzama'nın örtüsü dahi son zamanlara kadar çok af buyurun indirildikten sonra önemli insanlara dağıtılmak suretiyle son zamanda yapılır o. Bundan yaklaşık 10 yıl evveline kadar yakılıyordu yani.
atılıyordu bir köşeye vesaire. Kabe-i Muazzama'ya hürmet etmiyorlardı, örtüsüne hürmet etmiyorlardı yani. Dolayısıyla böyle bir zihniyetle beraber, ki hatta düşünün ki o emanetleri sanki kendileri saklayacakmış gibi hareket ediyorlar, ama düşünün ki yani Cennetül Baki birçok hatıratta geçiyor. Hatta Fahrettin Paşa'nın bir fotoğrafı vardır. Bir kabristanda oturmuş kederli bir şekilde, orada dua okuyor, dua ediyor. O kabristanda baktığınız zaman İstanbul'da herhangi bir mezarlık olarak zannedersiniz ama orası Medine-i Münevvere'dir, yani çok önemli. Medine-i Münevvere'de Cennetül Baki'de şehitlerimizin, askerlerimizin kabri başında dua eden Fahrettin Paşa fotoğrafında bugün bir Eyüp Sultan kabristanlığını görüyorsunuz sanki. Minare gibi mermerlere işlenmiş çok güzel yazılarla orada kabir taşları mevcut. Nerede, hangisi? Hiçbiri kalmadı şu an. Düşünün, 10 bin tane sahabenin kabri bulunan Cennetül Baki bomboş, çöl gibi baktığınız zaman. Dolayısıyla bu hassasiyet dahi kendilerinde olmayanlar, işte Efendimiz Aleyhisselam'ın kabrinden falanca şeyleri çaldılar. Hayır, Fahrettin Paşa tamamıyla muhafaza etmek için almıştır onları ve muhafaza etmek için gönderilmiştir İstanbul coğrafyasına. Zaten Hicaz Demiryolu'nu son kullanan tren odur. Tren bugün Topkapı Sarayı avlusunda. Fahrettin Paşa'nın o emanetleri ise önce İstanbul'a geliyor, daha sonra iki yer, Niğde ve Eskişehir. Oralarda halk tarafından muhafaza edilmiş ve daha sonra tekrar teker teker toplanmıştır. Kimisi hala bazı camilerde, kimisi Topkapı Sarayı bünyesinde sergilenmiş oluyor. Rabbim kendisinden razı olsun. Hakikaten onlar vesilesiyle Efendimiz Aleyhisselam'ın emanetleri tabiri caizse kafirlerin o pis ellerine geçmedi. Tertemiz Anadolu coğrafyasında hala muhafaza edilmeye, korunmaya ve güzel bir şekilde özenle sergilenmeye devam ediyor. Elhamdülillah ki Efendimiz Aleyhisselam'ın o mübarek emanetleri hala başlarında 24 saat Kur'an-ı Kerim okunmak suretiyle Topkapı Sarayımızda muhafaza edilmiş oluyor. Hiçbir kafirin eli değmediği halde öyle bir mukaddesata onun vesilesiyle sahip oluyoruz. Bu şekilde de 1936 yılında son olarak Fahrettin Paşa feriklik rütbesiyle, yani kor general, bugünkü ifadeyle kor generallik rütbesiyle ordudan emekli oluyor. 48 yılında ise 22 Kasım'da bir tren yolculuğu esnasında Eskişehir yakınlarında 80 yaşında vefat etmiş oluyor. Vasiyeti gereği bugün İstanbul'da Aşiyan Mezarlığı diye meşhur olan mezarlığa defnedilmiş oluyor. Aşiyan Mezarlığı da çok meşhurdur. Hakikaten orada çok zatın kabri vardır. Çok önemli bir kabristandır ki İstanbul'un hemen hemen ilk kabristanın devamı niteliğinde bir şeydir orası. Rumeli Hisarı diplerindedir. Hakikaten mükemmel. Mutlaka sizin de gitmenizi, ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Rabbim şefaatine nail eylesin. Taksiratını affeylesin. Allah-u Teala bu ümmete bir daha böyle bir zor günler veya acziyet yaşatmasın diyoruz. Bir sonraki tarih programımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allahümme salli ala